Mutlu günler sevgili izleyiciler. Kadının gündemine hoş geldiniz. Bakın bugün programda sizin için hangi konuları konuşacağız? Daha sorularımızda da gördünüz, bugün feminizmi konuşacağız. Gerçekten ne anlama geliyor, doğru biliyor muyuz bunu? Tabii sadece feminizmi konuşmayacağız. Türkiye'deki kadın hareketlerini, Türkiye'deki kadının durumunu da konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Stüdyodaki konuklarımız avukat İpek Bozkurt. Hoş geldiniz. Merhaba. İpek Hanım. Ve kadın meclisleri üyesi Sultan Gurbey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, feminizmi konuşacağız dedik ama önce bir bakalım, arkadaşlarımız, sokaktaki vatandaşlara da bir sordular, feminizm ne demek biliyor musunuz diye. Bakalım biliyorlar mı? Şöyle bir başlayalım. Feminizm nedir? Feminizm kadın haklarını sonuna kadar korumaktır. Toplum içinde kadının haklarını ön plana alarak onun sosyal hayatta daha fazla güçlenmesini, hem iş hayatında hem sosyal hayatta daha fazla kendine yer bulmasını sağlamaktır diye düşünüyorum. Bayanlık, egemenlik, kızların genelde egemen olduğu. Kadın eşitliği, kadın erkek eşitliği diyorum ben. Kadın ve erkek eşitliğini savunan bir görüştür. Hani ülkemizde biraz daha sanki erkeklerin erkekleri ezmeye çalışan bir görüş olarak biliniyor ama aslında böyle değil. Kadın ve erkek görüşlerini savunan, hani ikisinin de eşit olduğunu söyleyen bir düşünce biçimidir. Ya feminizm aslında erkek düşmanlığı olarak biliniyor ama kesinlikle erkek düşmanlığı değil aslında. Yani feminist insanlar evet kadın haklarını daha çok savunuyorlar, koruyorlar ama bu bir erkek düşmanlığı şeklinde değil. Kadın haklarını savunuyorlar ama erkek düşmanı değiller, bunu biliyorum feministlikle ilgili. Feminist kime denir? Kadın ve erkek eşitliğini savunan kişiye. Güçlü kadın. Eşit olan bütün kadınlara denir. Eşitliği isteyen. Direnişçi olduklarını, savunmacı olduklarını biliyorum. Yani bir haksızlığa karşı olduklarını biliyorum. Yani bir erkek de bir haksızlığa uğrasa onun da yanında olurlar diye araştırmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Feminist erkek olabilir mi? Çevrenizde var mı? Çevremde çok fazla feminist erkek var. Olabilir. İsterlerse hepsi olabilir. Yok, olmaz bence. Feminist erkek bence çok duyarlı bir erkeklerden çıkabilir diye düşünüyorum. Benim etrafımda yani eşimi söyleyebilirim. Eşim her zaman hani karşı cinse karşı son derece hani duyarlı davranır. Olabilir tabii, var. Olabilir, var. Evet, aslında feministliği öğrenmiş miyiz, ne dersiniz? Güzel bence cevaplar. Gayet güzel yani. Ne diyorsun? Bence de daha farklı cevaplar bekliyordum. Gayet güzel cevaplar duydum ama bir de erkeklere de sormak gerekirdi. Acaba onlar ne diyecekler? Konuşmamışlar mı acaba? Gerçi şey dediler, feminist erkek olur da olmaz da asla olmaz diyen de vardı içlerinde ama çoğunlukla olur dediler. Bizim ülkemizde erkeklere mikrofonu uzattığınız anda konuşuyorlar. Hiç zorlanacaklarını zannetmiyorum yani. Feminizm konusunda belki konuşmak istememiş olabilirler. Bu şeyi biliyorsunuz, bir uluslararası bir kelime türedi böyle. Mansplaining diye. Erkeklerin man işte erkek, İngilizce'de explain, açıklamak kelimesiyle birleştiriliyor. Erkekler her şeyi bildikleri, bilmedikleri kendileri anlatmak istiyorlar kadınlara. Bir kadın feminizmden bahsederken bile karşınızda vardır bir erkek. Hemen o devreye girer ve anlatır. İşte toplantılarda iş kadınları biz hepimiz görüyoruz. Sosyal ortamlarla. Siyasette. Siyasette. Evet. Hemen bir ortamı ele geçirip konuşmalara müdahil olmak. Ama artık deniyor yani böyle açıklamada sen o erkekliğini kullanma. Bizim de zaten kendi aklımız var. Biz kendimiz açıklamasını yapıyoruz diye. O yüzden işte aslında feminizm böyle bir şey. Onun ne olduğunu anlamak. Yani sorunu tespit etmek aslında. Kadın ve erkek arasındaki eşitsizliklerin altını çizmek. Nerede eşitsizlik var? Eğitim eşitsizliği var. İşte aile içindeki görevlerde bir eşitsizlik var. Siyasete katılımda ciddi bir eşitsizlik var. Milletvekillerinin sayısına baktığımız zaman kotalarda sorunlar var. Bunları dile getirmek aslında feminizm.
Bence öyle. Yani ben kesinlikle feminizmin bir erkek düşmanlığı olduğu söylemini kötü niyetli bir bakış açısı olarak alıyorum. Kadın düşmanı erkeklerin söylediği şey çok kolay bir şey. Tabii hemen bir kavramı güçsüzleştirmek için erkek düşmanlığı diyorsunuz. Evet, kolay bir yaftalama. Çok, çok kolay bir yaftalama. Yani evet. Düşmanlık değil yani. Evet, en azından ortada olan şey düşmanlık değil. Evet, erkek düşmanlığı değil, değil mi aslında? Erkek düşmanlığı değil, şöyle feminizm yani toplumdaki en akla gelen ilk algı bu. İşte erkek düşmanı kadınlar gibi özellikle de aslında altı çizilip vurgulanmaya çalışılıyor. Ama İpek'in de dediği gibi tamamen kadın erkek eşitliğini savunan hani eşit bir platformda hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda ve tüm kadının da içinde bulunduğu tüm yaşam haklarımızı savunduğumuz her ortamda eşitliği savunan bir ideoloji. Bence erkek düşmanlığı değil ama erk düşünceyle mücadele eden bir ideoloji aslında. Evet, hı-hı, doğru. Peki Türkiye'de feminizme bakacak olursak neredeyiz? Türkiye'de feminizm tabii bu feminizm konusunda, algı konusunda sorunlarımız var. Daha doğrusu kadın ve erkeğin rolleri konusunda sorun var. Kadın ve erkeği eşit haklara sahip, eşit vatandaşlar, eşit bireyler olarak görmektense kadını fıtratının arkasında mağdurlaştırmak, bir yere oturtmak gibi bir anlayış yeni doğdu artık muhafazakar bir iktidarın uzun süre iktidarda olan bir hükümetle nedeniyle de bunu görüyoruz. Yani fıtrat, ben onu diyorum her zaman, benim fıtratımdaki tek olan şey gözümün rengi. Bunun dışındaki her şey, yani bu ülkenin vatandaşı olduğum zaman bütün kadınlar eşit haklara sahibiz, eşit imkanlara sahip olmalıyız. O yüzden hiçbir şey fıtratımda değil, imkanlarımla alakalı bir şey, haklarımla alakalı bir şey, anayasamla alakalı bir şey. Bizim anayasamızın 10. maddesi yok, kadın erkek eşittir. Kadının korunması için pozitif ayrımcılık yapılabilir. Bu ne demektir? Yani demek ki kadının korunması gereken hala bazı konular var. Bunlar için de pozitif ayrımcılık yapılsın. Yani birazcık daha kadının ekonomik hayata, sosyal hayata, siyasete katılması için olumlamalar yapılsın. Çünkü zor. Kadının üstüne verilen görevler zor. Kadından hem anne olması bekleniyor, hem üç çocuk doğurması bekleniyor. Evin içinde bir istihdamın parçası olması bekleniyor, çalışması bekleniyor. Ama kadın erkek rolleri koyuluyor. İşte erkek için yemek yapması, çocuklara analık yapması, evde sosyal devletin bakamadığı yaşlılara bakması gerekiyor. Sokağa istediği zaman çıkıp istediği zaman çıkamayacak, hamile olduğunda çıkamayacak ama diğer zamanlarda bütün her şeyle ilgilenecek. Bunların hepsi zor. Kadınlardan hepsini beklemek de haksızlık. Yani kadınlar bence isteyen kadın çocuk doğurur, isteyen doğurmaz, isteyen aile kurar, isteyen kurmaz, isteyen iş hayatının içinde olur veya hepsini birlikte yapabilir imkanlarla alakalı. Biz zaten işte kadın güçlenmesi dediğimiz şey de bu. Yani imkanları olsun, eşit imkanları, ulaşımı olsun kadının, istediğini yapsın. Bir evet, özgürlük alanı aslında. Doğru, aynı noktadasınız değil mi siz de? Kesinlikle şöyle söyleyeyim, yani zaten Türkiye'de feminizm dediğimiz şey aslında çok son zamanlarda bu kadar çok fazla konuşmamızın sebebi de birazcık daha feminizmin artık tırmanışa geçtiği ve kadın mücadelesinin çok çok daha fazla görünür olduğu ve yükseldiği bir dönemdeyiz. Aslında bunun da çok net bir açıklaması var. Çünkü günlük hayatımızda uygulanan her türlü uygulama kadının yaşam alanlarının direkt müdahale edilmesiyle alakalı bir durum. Kadının özgürce alabileceği birçok kararı bir erk güç tarafından, bunu işte eş olarak tanımlayabiliriz, baba olarak tanımlayabiliriz, yeri geldiğinde işte iktidar olarak tanımlayabiliriz. Sürekli kadının yapması gerektiği, nasıl yaşaması gerektiği, toplumda nasıl bir rol çizmesiyle ilgili sürekli kadının üzerine bir atıfta bulunma ve yer işaretleme gibi bir politika söz konusu. Örnek veriyorum, işte kadının İşte 3 tane çocuk doğurması gerekiyor. İşte kadının anne olması gerekiyor. İşte ya da kadının şu saatte sokağa çıkması gerekiyor, bu saatte çıkmaması gerekiyor. Kadınlar için pembe otobüsler, pembe tramvaylar. Ya kadının şort giymemesi gerekiyor gibi gibi. Kadının kendi yaşam alanına sürekli dışarıdan bir müdahale söz konusu olduğunda aslında
yani Türkiye'de feminizmin geldiği bu tırmanışın sebebi birazcık da bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet. Peki her görüşten feminist var mı? Her görüşten farklı siyasi altyapıları olan, siyasi görüşleri olan feministler var tabii ki. İşte yani literatüre baktığımız zaman sosyalist feministler var, Marksist feministler, Marksizmle feminizmi bir araya getirenler, liberal feministler var. Bunların hepsi farklı farklı kuramlar elbette. Yani politik olarak nerede durdunuz, hangi politik görüşünüzle feminizmi harmanladığınızla alakalı. Evet, Türkiye'de kendini farklı gruplara ait hisseden feministler var. Ama tabii bizim ülkemizde aslında feministlerin hep söylediği ve de ortaya koyulan husus şu, biz kadınlıkta çektiğimiz zorluklarda birlik haline geliyoruz. Yani ortak sorunlarımız, mücadele ettiğimiz alanlar o kadar ortak ki kadınlık sorunlarımızda bir araya geliyoruz ve birleşiyoruz aslında. Yani bunu nasıl ortaya koyabiliriz? Ben Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun avukatlarındanım. Türkiye'de 30'dan fazla şehirde örgütlenerek çalışan bir platform. Bu platformun biz platform olarak kadına karşı şiddet, çocuğa karşı şiddet, aile içi şiddet ve dışarıdaki kamusal alandaki şiddet verilerini takip ediyoruz her sene. Öldürülen kadınların aileleriyle birlikte çalışıyoruz. Mesela geçen seneki 2018 verilerine baktığımız zaman 440 kadın öldürülmüş. Bu verilerin coğrafi olarak yapısına baktığımız zaman da Türkiye'nin kuzeyine, doğusuna, güneyine, batısına, her tarafına eşit yayılmış bir şiddet manzarası var. Bu ne demek? Aslında Türkiye'de doğuda nasıl bir kadın öldürülüyorsa aynı şekilde işte Kars'ta öldürülen kadınla İzmir'de öldürülen kadın da hayat mücadelesinde şiddete karşı durmakta. Onların bütün aileleri, geride kalanlar ortak bir mücadelenin içindeler. O yüzden burada aslında hepsinin getirdiği konuda gündeme gelen de konu aynı şey. Yani bizim kızımız, bizim çocuğumuz uğradığı istismar, uğradığı şiddet, öldürülmesi bir vaka değil. Yani bir adli vaka değil. Öylesine olmuş bir olay değil. Sistematik bir sürecin parçası. Katiller, sanıklar, şiddet gösteren bireyler biliyorlar ki biz kadına şiddet uyguladığımız zaman, bir kadını öldürdüğümüz zaman, korunmasız daha kırılgan bir çocuğa zarar verdiğim zaman daha az cezayla buradan kurtulacağım. Bunun bilinmesi, işte bu cezasızlık da aslında kadınları ve feminist olarak kendini tanımlayan, kadın hakları için mücadele eden kadınları bir araya getiriyor. O yüzden bütün feministler, bütün kadın mücadelesinin içindeki örgütler diyorlar ki biz bu cezasızlık kültürünün karşısındayız. Biz siyasetin, şiddetin dilini teşvik etmesine karşısındayız. Biz dizilerde gördüğümüz o silaha erişimin çok olmasına karşıyız. Biz o dizilerde gördüğümüz işte bıçkın erkeklik, o özel bir lisanı olan bu o maçoluğa, işte kadının ne olmasını gerektiğini söyleyen o lisana karşıyız. Aslında karşı olduğumuz şeyler de birleşiyoruz kadınlarla. Çocukları öldürülen kadınlar işte Manisa'daki aile de aynı şeyi söylüyor. Diyarbakır'daki aile de söylüyor. Benim kızımı devlet koruyamadı. Ya da ben işte küçük çocuğumu okuldaki tacizden koruyamadım. Bunlar söyleniyor. Herkes birbirinin deneyimini paylaştığı zaman görüyoruz ki herkesin derdi aynı. Evet. Tabii ortak noktada, yani aynı sorunlar olunca doğal olarak birleştirici oluyor bu konularda. Tabii. Ama mesela siz şeyden bahsettiniz, işte şort giydiğimiz zaman dediniz. Hani giyim tarzı bu anlamda olmayanlar için tabii böyle bir farkındalık da söz konusu değildir herhalde, değil mi? Şimdi hani şey, soru şuradan geldi ya, hani her tür görüşte feminist var mı Türkiye'de diye. Mutlaka var ama biz mesela feministler mücadelelerini ideolojik anlamda farklı olduğu noktalardan mücadelesini veremiyor artık. Çünkü bu günlük hayatta kadının durduğu, algılandığı yerden bence lüks kaçıyor. Çünkü o kadar daha farklı, o kadar yaşamsal bir sorun var ki kadınlar günlük hayatta yaşam hakları elinden alınıyor. Günde ortalama 4 kadın öldürülüyor Türkiye'de. Bunları sanki böyle birer sayı gibi
dillendiriyoruz ama baktığınız zaman işte eşleri, çocukları, kardeşleri, anne babalarını da düşündüğünüz zaman en yakın çevresinde bile çok fazla insan etkileniyor bu durumdan. Şöyle ki evet muhafazakar bir iktidar yapısı son 16 yıldır ülkede ve bunun getirdiği ve artık normalleştirdiği bir iktidar dili var ve bu da toplumda çok hızlıca karşılığını bulan da etkileri evet. var tabii ki de. İşte giyim tarzımızdan metroda ne yapacağımıza. Metroda ne yapacağımıza da yani hatırlıyorum şöyle ki işte Ayşegül Terzi otobüste tekmelendiğinde dönemin başbakanı Binali Yıldırım tekme atamazsın ama mırıldanabilirsin belki demişti. Yani bu hakkı iktidar dili toplumun en alt kesimine zaten veriyor ve bu da dediğim gibi hızlıca karşılığını buluyor toplumda. Kadına şiddet olarak, kadının yaşam hakkının elinden alınması olarak geri dönüyor. Bu anlamda evet o yüzden daha çok şort giyen, birazcık daha özgürlüğüne düşkün, istediği saatte dışarıya çıkıp istediği saatte evine gelen kadınlar üzerinde oluşuyor bu baskı. Belki ayrışabiliyorsak, yani ayrışıyorsak bu noktalarda ayrışıyoruz ama bu İpek'in de dediği gibi bu tarzda yaşayan bir kadının şöyle söyleyeyim, şiddet görmesi ya da öldürülmesiyle böyle yaşamayan bir kadının öldürülmesi arasında hiçbir fark olmuyor. Kesinlikle yani bizim olmuyor, bunu hiç. Böyle hayatı böyle yaşamayan, böyle algılamayan, kararlarını böyle vermeyen birçok kadın da gerçekten erkek şiddetinin muhatabı oluyor ve öldürülüyor. Bu anlamda bunun çok bir farkı, yani bunu ayrıştırabileceğimiz bir fark gerçekten yok. Evet. Yani kıyafetime karışma kampanyası yapıldı bu ülkede. Pek çok kadın katıldı. Özellikle Ayşegül Terzi davasından sonra Maçka Parkı'nda biliyorsunuz işte giyindiği için, erkek arkadaşıyla olduğu için güvenlik görevlileriyle sorun çıkan bir kadın arkadaşımız nedeniyle. Böyle bir gerçek var ama kadınların kıyafetleri, ne giydiklerinin hiç ehemmiyeti olmadan aile içinde gördükleri şiddet ortak. Yani o şortlu bir kadının bu ülkede artık şiddet görmesi, öldürülmesi için şortlu olmasına gerek yok. Kesinlikle yok. Yani son 1-2 senedir biz bu ülkede çok ağır, sistematik erkek yurtlarında erkek çocukların istismarının davalarının nasıl kapatıldığına şahitlik ettik. Mecliste verilen soru önergelerinin reddedilmesi durumunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın tebrik edilmesini izledik. Biz bizatihi canlı yayında bunları gördük. İşte şiddeti doğuran bunlar. Yani siyasi irade bence çok önemli. Yani şiddeti, kadın erkek eşitliğini sağlamakta, kadının eşit haklara, eşit imkanlara sahip olmasını sağlamakta elbette devlet iradesi çok önemli. Kanunlarımız var çünkü bizim anayasamız kağıt üstünde. İşte koruma kanunları, Türk Medeni Kanunumuz, ceza kanunlarımız kadın erkek arasındaki bir eşitliği sağlıyor. Ama bunların uygulaması da önemli. Bu uygulama nasıl olacak? Yargı aracılığıyla olacak ve bu yargılamayı da destekleyen bir lisan, politik lisan yani. Ne yaptığınız, sizin ne ettiğiniz, söylediğiniz şeylerle ortaya çıkıyor. Biz de onları dinliyoruz doğrusu. Evet. Gerçekten tabii bu anlamda devlete çok görev düşüyor ama hep her gelen konuğum hemen hemen bu konuyu konuştuğumuz aynı şeyi söylüyor. Evet yasalarımız var ama uygulamada sürekli bir sıkıntı tabii. olduğundan bahsediliyor. Tabii. Evet. Peki gerçekten kadına şiddet herhalde kadının en büyük sorunlarından biri olsa gerek Türkiye'de ama onun dışında Türkiye'de kadının en büyük sorunları başka neler var? Şiddet tabii yaşanma en önemli durum yani kadının için bir sorun hayatta kalabilmek. Saygın bir şekilde hayatta kalabilmek önemli. Saygın bir şekilde hayatta kalabilmenin de ne en önemli imkanlarından bir tanesi? Bir şiddet görmemek. İkincisi ekonomik bağımsızlığınızın olması. Bu çok önemli. Ekonomik bağımsızlık dediğimiz zaman da işsizlik oranlarının, yani TÜİK verilerine baktığımız zaman çok gerçeği yansıtmayan veriler görüyoruz. Ekonomik bağımsızlık için iş olması lazım. İş için artık bir eğitim olması gerekiyor. Eğitim imkanlarını hala
yıl 2019, 21. yüzyıldayız ama biz işte eğitimin ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Eğitim imkanlarının olması çok önemli. Ondan sonra da istihdama katılım önemli. Yani bu da ne demek? Kadını sadece aile içine yerleştiren, sadece ona analık veren, anne olma, eş olma statüsünden çıkartmamız lazım. Bizim hep söylediğimiz şey de bu aslında. Bunlar kadını sadece tanımayan şeyler. Yani kadın bir çalışan, kadın, birey, vatandaş da olabilir. İstihdamın içinde oldukça tabii ki, ekonomik bağımsızlığı oldukça bunların hepsi kadını bağımsızlaştıran, söylediği sözün arkasında durup, nerede oturup, nerede oturmayacağına karar veren bireyler olması. Bence yaşam hakkı ile birlikte bir o kadar da önemli olan şey çalışma hakkı, eğitim imkanlarının maalesef olması. Şansı varsa, istihdama evet. katılıyorsa orada da yine bu sefer eşit işe, eşit ücret gibi tabii, sorunlar yaşıyorlar. Tabii. Yani aslında sadece istihdama katılmakla değil, da bitmiyor. Değil. Bir yandan onu çok çocuk yapmak için baskılayan bir şey, bir yandan pahalı olduğu için kreş imkanlarının, süt izinlerinin farklı bir hale getiriliyor. Kadın istihdamını çok pahalı hale getiren, özel sektörü işte bu sürece desteklemenin dışına atan bir mevzuat düzenlemesi oluyor. Pratik olarak baktığınızda o zaman kanunda var gibi işte yarı dönem çalışmalar ama onlar çok maliyetli olduğu için kadını istihdam etmemeyi düşünüyor özel sektör. Devlet sektörüne girmek zaten ne kadar zor olduğunu biliyoruz. İşte kuyruklar çıkıyor. Bir 5 kişinin alınacağı işe geçen gün bir şehirde vardı. Nerede? Adana mı? Rize'de mi? 4000 kişi stadı doldurmuş insanlar. Zor yani. Yani bu çalışmak bu ülkede gerçekten zor. Kadın olunca da ekstra biz hep onu diyoruz. Böyle kesişen ihlaller var kadın haklarına ilişkin. Yine kesişen bir ihlal oluyor. Ha bunu geçiyorum yani Sultan da biliyor biz sahada da çalışıyoruz. Kadın olmak zor ama bu ülkenin göçmen politikacıları, mülteci politikaları nedeniyle mülteci olmak daha zor. Bu ülkede LGBT birey olmak daha da zor. Yani kırılgan kesimlerin gittikçe arttığı hayatta kalmanın, saygın bir şekilde hayatta kalmanın çok zor olduğu bir coğrafyadayız bence. Evet. Gerçekten zor bir coğrafyadayız değil mi maalesef? Öyle. Yani kadının mesela istihdamından bahsediyoruz ama öyle yani öyle bile olsa kadın her durumda dezavantajlı konumda oluyor iş hayatında da. Çünkü aynı eşit saatlerde aynı iş koşullarında mutlaka düşük ücretle çalıştırılıyor. Yani ya da ilk başta eğer, tercih sebebi olmuyorsunuz tabii, zaten. Tabii, birincisi tabii. O zaten sorunların en başında gelen. İkincisi dediğim gibi düşük ücretle çalıştırılıyor, düşük sigortayla çalıştırılıyor. Ya da herhangi bir işçi çıkarım söz konusuysa bunu ilk önce kadınlardan yana kullanılıyor tercih. Bugün görüyoruz işçi yani yine kadınlar bunun mücadelesini veriyor. İşte Flormar işçisi kadınlar 260 küsür gündür direniyorlar. Tam da bu sebepten dolayı. Ve şunu da görüyorsunuz. İpek'in de dediği gibi şimdi herhangi bir mücadele alanı varsa sadece kadını ilgilendiren değil, kadının kendi özlük hakları ve yaşam hakları dışında işte çocuğa şiddet, çocuğa istismar, onun dışında LGBT bireyler için, mülteci kadınlar için, bunlar için de mücadele veren sadece kadın örgütleri. Ben hiç örneğine rastlamadım. Bir erkek örgütün ya da erkeklerin öncülük yaptığı bir topluluğun işte ülkede yaşayan böyle dezavantajlı gruplar için mücadele ettiğini görmedim. Bu anlamda kadınların işi gerçekten zor. Hem kendi hakları için, kendi yaşam hakları için ve sosyal hakları için hem de toplumun diğer hani ötekileştirilen ve işte azınlıkta kalan diğer birimler içinde kadınlar mücadele veriyor. Tabii biliyor, kadınların bildiği bir sistematik şiddet olduğu için evet. Kendisinin başka reflekslerinde diğer grupların işte o ötekileştirilen işte o kırılgan denilen grupları neler çektiğini bildiği için onlarla birlikte bir mücadele içine girmek kadın hareketi için çok zor bir şey değil. Mesela bütün barış görüşmelerinde, şiddetin bitmesi için olan görüşmelerde ne oluyor? Kadınlar sokağa çıkıyorlar, konvoylar oluşturuluyor. İşte insanlık konvoyları, kadın konvoyları oluşturuluyor. Anneler deniyor bu işi işte şiddetin karşısında dursun. Hı hı. Bunlar tabii ki önemli şeyler ama bir yandan da şunu da düşünmek lazım. Yani
işte Sultan da bir aktivist, bir kadın hakları aktivisti. Ben bir kendimi feminist bir kadın hakları aktivisti olarak tanımıyorum. Bir avukat olarak, hukuki bir mücadelenin içindeyim. Yani biz burada tabii bütün sorunları anlatıyoruz ama hiçbir zaman bu bir durum tespiti. Ama biz yani çok güçlü olduğumuza da inanıyorum ben. Kesinlikle bu da çok doğru. Bunlar kadınlara çok kötü durumumuz diyecek bir durum değil. Nerede baskı varsa orada müthiş güzel bir mücadele alanı ve bir direniş alanı ortaya çıkıyor. Bundan birkaç hafta önce Türkiye'li birçok kadınların, platformların, örgütlerinin bir araya geldiği bir kadın dayanışması toplantısı oldu. Konuşulan fikirler, gündeme getirilen sorunlar, çözüm önerileri o kadar yaratıcı, o kadar güzel, ışıl ışıl bir toplantı. Biz hukuk davalarını takip ediyoruz. Türkiye'nin her yerindeki dosyalara giden ailelerle kadınlara destek olacağını bilen bir hukuk ağını oluşturuyoruz. Bu da çok güçlendirici bir şey. Şiddetle mücadele etmek için bütün şiddet hatlarını, işte ulaşım hatlarını söylüyoruz. Kadınlar bunları biliyorlar. Genç üniversiteli kadınlarla çalışıyoruz. Artık biliyorsunuz bir ergen arkadaşlık işte tacizi denilen bir kavram var. Genç üniversiteli, liseli öğrencilerin. Biz bu genç kadınlarla çalışıyoruz. Diyoruz ki sen hiçbir zaman korkma arkadaşım, şantaja da boyun eğme. Biz senin yanındayız. Biz senin için hukuk mücadelesini seninle yaparız. Çok güçlendirici şeyler bunlar. Kesinlikle öyle. Yani o yüzden yani Sultan'ın öyle sahada çalıştığı farklı farklı gruplar var. Yani bunlar da güçlendirici şeyler bir yandan da. Evet, kadının en büyük destekçisi yine evet. Kadın. Kısa bir ara vermek zorundayım. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.